Hepiniz hoş geldiniz. Bir Sınırsız'da daha birlikteyiz. Sınırsız'da bu hafta çok ilginç bir davanın dosyasını konuşacağız. El-Kaide ve IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Haris Bayancuk davası konumuz olacak. Misafirimiz de Haris Bayancuk'un avukatı Serkan Türkdoğru. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben dosyayı inceledim. Şu ana kadar incelediğim örgüt dosyaları arasında en ilginç gelenlerden biri oldu bu dosya. Şimdi dosyayı konuşacağız ama ben dosyadan önce bir süre önce olan bir gelişmeyi buradan konuyu açmak istiyorum. Peki. Haris Bey serbest bırakılmıştı. Yani davasını takip eden mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Fakat aynı gün mecliste HDP ve CHP, daha sonra da CHP itiraz etti. Yani siyasi erk yargıya müdahale etti ve aynı gün tekrar hakkında mahkeme dosyasıyla alakası olmayan başka bir mahkemenin itirazıyla tutuklandı. Bu nasıl oldu? Bunu anlayalım. Şimdi müvekkilim Haris Bayancuk 12 yıldır 6 ayrı dosyada yargılanmakta. Bu dosyaların en son zinciri Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıllık tutukluluk süresiyle devam eden dosya. 9 Nisan günü yapılan duruşmada müvekkilim atılı suçun mahiyetinin değişebilir olması, tutuklulukta geçen süre, Avrupa Konseyi'nin korona sonrası yayınladığı ilkeler göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Bu hem hukuki hem de insani bir karardı. Bu kararın üzerine savcılık tarafından itiraz edildi. İtirazı incelemeye yetkili olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Haris Bayancuk cezaevindeyken, yani daha tutuklamaya yönelik yakalama kararı infaz edilmemişken, mecliste bu konu hakkında konuşmalar oldu. Bu gündeme HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş bu konuyu getirdi. Çok kısa bir cümle okumak istiyorum. Meclis tutanaklarına yansıyan. Çok önemli bir gelişme oldu. IŞİD'in Türkiye'deki sorumlusu Ebu Hanzala Kot adlı Haris Bayancuk tahliye edildi. Evet, daha önce Hizbullah davasından ömür boyu hapis cezası almıştı ve Kobani Savaşı döneminde 9 Ekim 2014'te serbest bırakıldı. 2017'de terör örgütü kurma yönetme suçundan tutuklandı ve bugün tahliye oldu. Niye tahliye oldu? Bu süre, yani bu soru ve beyanatlar üzerine de mecliste bir anda infaza ilişkin görüşmelerde böyle bir şey var mı? Mesela Hizbullah'tan ömür boyu hapis falan aldı mı? Hayır. Böyle bir davası oldu mu? Olmadı. Müebbet ömür boyu ceza da almadı. Şimdi bu konuşmalar olduktan sonra meclis 20.27'de kapandı. Ben müvekkilimle cezaevinden çıkmasını beklerken çıkmayacağını anlayınca tekrar cezaevine girip görüştüğümde 20.30 civarında kendisinin seklis odasına alındığını ve duruşma yapılmadan, yani tutuklandığını söylendiğini belirtti. Müvekkilim de soruyor, ben anlamak için soruyorum. Yani siz bana bunu söylemek için mi çağırdınız diye. Evet, bizim takdir hakkımız yok, tutuklandın. Peki diyor, yani 3 yıldır yargılamayı yapan mahkeme beni serbest bırakıyor. Siz 10 dakikada dosyayı inceliyorsunuz ve başka bir mahkeme tutuklamaya. Tabii, nöbetçi mahkeme. Yani 3 ağır ceza tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Onların 17.30'dan sonra mesaisi bitti. Nöbetçi mahkemenin huzuruna çıkarıp pek bizim uygulamamızda olacak şeyler değil. Ertesi günü beklersiniz normalde yakalama kararının infazı için. Ama meclis gündemine gelince ben avukatıyım. Duruşmada bulunmam gerekiyor. Savunma yapmam gerekiyor. Dosyayı anlatmam gerekiyor. Bana ulaşma gereği bile duyulmadan cezaevinde devletin kontrolü altındaki müvekkilim hemen seklis odasına alınıp tutuklandın deyip yerine gönderilecek şekilde hareket ediliyor. Şu ayrıntı çok önemli bence. Diyorsunuz ya, yani 3 yıldır davayı, dosyayı inceleyen mahkeme serbest bırakıyor. Evet. Bir suç unsuru bulamıyor. Ama diğer mahkeme, yani 10 dakikada inceleyip hemen tutuklanması gerektiğine karar veriyor. Evet. Bu gelişme olduktan sonra meclis tekrar açılıyor 20.42'de. Açılmasıyla birlikte Özlem Zengin açıklama yapıyor. Mekanizma içerisinde Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi bahsi geçen kişinin tahliyesine karar vermiştir. Savcı itiraz etmiştir.
Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı haklı bulmuştur ve bahsi geçen kişinin tutukluluğu devam etmektedir. Görüyorsunuz 2. Ağır Ceza'nın verdiği bir karara itiraz olmuştur ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi de bu itirazı haklı bulmuştur. Yani bu itirazı infazla alakalı bir şey gibi izah etmeyi, anlatmayı hukuk bilmemezlik olarak görüyorum diye bir açıklama yapıyor. Bunun üzerine Meral Danış Beştaş elimde mahkeme kararı var 12 yıl 6 ay hapis cezası almış diye bir beyanatta bulunuyor. IŞİD'in Türkiye halifesini serbest bırakan mahkeme heyetine IŞİD katilinin barbar katilini diye Özgür Özel böyle mecliste ver yazsın. Hakkında böyle bir verilmiş bir karar var mı? Yani IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu için bir aldığı bir ceza var mı? Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi bir hüküm verdi fakat bu usulden bozuldu. Yani 6 dosya var, 6 dosyanın birlikte değerlendirilerek ona göre karar vermesi gerekir diye İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi bozma kararı verdi. Biz de bu süreçte bu dosyaların birleşip ona göre yargılamanın yapılması. Ama onaylanmış böyle bir şey yok. Verilmiş, kesinleşmiş bir karar yok. Şimdi Özgür Özel devam ediyor. Karar verenlere daha sonra itiraz üzerine bir mahkeme bu büyük çılgınlığa, bu büyük hukuksuzluğa, bu büyük yanlışlığa dur demiş ama onu salmaya çalışanlara bir soruşturma açacak mı? Şimdi meclis çatısı altında bunlar söylendiğinde neler olabileceğini hukukçular olarak biz görüyoruz. Bir de şöyle bir şey var Serkan Bey, muhalefet hep iktidarı yargıya müdahale etmekle suçlar. Burada çok açık bir şekilde muhalefet, yani CHP ve HDP yargıya müdahale ediyor. Evet. Şimdi yargıya öyle bir müdahale ediliyor ki, Anayasanın 138. maddesinin 3. fıkrasında görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Bu görülmekte olan bir dava ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti tarihinde henüz biraz sonra görülecek olan bir duruşma ile ilgili mecliste bir beyanda bulunulmuş, soru sorulmuş ve bakın dikkat edin Özgür Özel'in sözlerinde bu büyük çılgınlığa, bu büyük hukuksuzluğa, bu büyük yanlışa dur demiş ama onu salmaya çalışanlara bir soruşturma açılacak mı? Tehdit de var. Onu tehdit olarak görürsünüz artık. Tabii. Dosya hakkında bilgisi olmadığı için, belki bilgi edinme gereği duymadığı için bunları söylüyor. Ama biraz sonra belki konuşacağız. Hı-hı. Dosyalar hakkında siz de soru sorulunca kamuoyu da daha iyi bilgilenecek. Burada hukuksuzluk olarak adlandırdığımız şeyi biraz önce bahsettiğim gibi belki Cumhuriyet tarihinde ilk defa yaşıyoruz. Yani biraz 5 dakika sonra görülecek ya da görülmekte olan bir duruşmayla ilgili mecliste karar çıkıp yani mecliste hüküm veriliyor. Evet. İşin kötü tarafı şimdi 20.42'de ikinci oturum açıldı. 20.45 civarı bunlar konuşuluyor. UYAP'tan bir belge üzerine tıkladığınızda sekmeler açılır, imzalar durumu çıkar. İmzaları tıkladığınızda o kararın hakimler tarafından elektronik imzayla ne zaman imzaladığına dair veriler çıkar. Şimdi 20, 57, 58, 59 yani bu konuşmadan 10 dakika sonra bu karar imzalanıyor. Henüz sisteme geçmemiş bir karar biz meclisten öğreniyoruz. Ben avukatı olarak duruşmaya katılamadığım gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 3. fıkrasının C bendinde seçilmiş müdafiyle savunma hakkı ihlal edildiği gibi bir de anayasamızın 138. maddesinin başlığında mahkemelerin bağımsızlığı düzenlenmiştir. Bu mahkemelerin bağımsızlığının bir de sanığa dönük bir yüzü vardır. Sanığın yargılandığı mahkemede mahkemenin bağımsızlığının sanık tarafından da görülmesinin teminatıdır. Yani bu teminat da hiçe sayılmış. Bu hukuki gerekçeler yani Serkan Bey şimdi altında maalesef. Şunu yani dosyaları incelerken, 6 dosyayı da incelerken hani böyle farklı meseleler dikkatimi çekti. Ama mesela en çok dikkatimi çeken, bana en garip gelen şeylerden bir tanesi Halis Bayancuk hem El-Kaide'nin hem de IŞİD'in Türkiye sorumlusu olmaktan suçlanıyor. Evet. Ve bizim bildiğimiz kadarıyla El-Kaide ve IŞİD birbiriyle savaşıyor, birbirlerini öldürüyorlar. Şimdi böyle bir fotoğraf varken, böyle bir gerçek varken nasıl oluyor da Halis Bayancuk hem El-Kaide'nin hem IŞİD'in
sorumlusu olabiliyor. Şimdi zaten istihbarat raporlarında bu husus vurgulanıyor. Hani bilmeyen hukukçular da bunu öğrensin diye. Ve biz de o istihbarat raporlarından bunları görüyoruz. Çatışan iki örgüt. Hani bunu da artık mantık, hukuk kurallarının dışında mantık kurallarında izleyicilere ve sizlere takdirini bırakıyorum. Şimdi ben mesela bazı örgütlerin davalarını inceliyorum. Evet. Şimdi incelediğim örgüt davalarında işte bir lider oluyor, bir hiyerarşi oluyor, eylemler oluyor. Evet. Ama bu davasında, Halis Bayancuk davasında dosyaları incelerken ya bir eylem göremedim. Bir hiyerarşi de yok. Mesela El-Kaide ve IŞİD İstanbul'da birçok vatandaşımızı katlettiler, eylemler yaptılar. Evet. Bu eylemleri yapanlarla bir bağlantı da yok dosyadan. Yani şunu anlamak istiyorum. Mahkeme nasıl oluyor da El-Kaide ve IŞİD'in sorumlusu olduğu yönünde suçlama yapabiliyor? Bunu neye dayandırıyor? Yani iddiaların temeli aslında yaptığı konuşmalar. Yani düşünce açıklamalarına dayanan konuşmalar. O kendi düşünce açıklamalarını açıklarken iddianamede de bunlar suç unsuru olarak yer alıyor. Bahsettiğiniz şekilde hiyerarşik yapı, diğer eylemlerle ilişkilendirilme hiçbir şekilde iddianamelerde söz konusu değil. Zaten siz de incelediğiniz için gördünüz. Peki IŞİD de mesela bu istihbarat raporlarına da yansımış. Ölümle tehdit ediyor, evet. Halis Bayancu. Evet. Halis Bayancu'nun konuşmaları da var. İşte hatta şöyle bir şey rastladım. IŞİD'e sempati duyanlar, IŞİD'i sevenler bizim sohbetlerimize bile gelmesin, evet, diyor. Yani tekrar hani soru sormuş gibi olacağım ama şunu anlamak istiyorum. Gerçekten avukat bey, ben mi hani bu kadar dosyayı incelerken ben mi göremedim, ben mi rastlayamadım? Neye göre bu suçlamayı yapıyorlar? Yani bir hukuki bir delil olması lazım, bir şey olması lazım. Neye dayandırıyorlar? Mahkemelerde mesela siz katılıyorsunuz mahkemelere. Ne diyorlar mahkemelerde? Hani şimdi müvekkilim savunmalarını yaparken El-Kaide ile ilgili şunu söylüyor. Ben Türkiye'de şer'i anlamda El-Kaide'ye reddiyeyi yazan ilk kişiyim diyor. Yine El-Kaide'nin dışında DAEŞ ile ilgili 2014 yılında hilafet ilan etme, yani 28 Haziran 2014'te hilafet ilan etme girişiminden önce o sırada Van'da Van soruşturması kapsamında tutukluydu, cezaevindeydi. Oradan yazıp postayla dergiye, Tevhid dergisine gönderdiği mektup var. Onun içeriğinden çok zamanlaması önemli. Şimdi o içeriğinin dışındaki zamanlamada, yani 2014'ün hilafet ilan edilip edilmeme sürecinde Türkiye'de bir belirsizlik, komşumuz mu olacak, ne olacak şeklinde sıkıntılar olduğu dönemde ben El-Kaide'ye gidilmemesi, El-Kaide'nin yanlış yolda olduğuna dair yazılar yazdım diyor ve ona ilişkin dergi de var. Şimdi aleyhine değil, lehine deliller var. Yani bunları söyleyen biri artık kalkıp da, hatta bu Van soruşturması döneminde Muharrem Coşkun'un Star gazetesinde DAEŞ ile ilgili, El-Kaide ile ilgili olumsuz, yani bayağı açıklamalar yapmış. Bir örgüt liderinin kalkıp da kendi örgütünü kötüleyecek şekilde açıklamalar yapması zaten çok beklenir bir durum olmadığı gibi. Bahsettiğiniz hususlar dosyada yok. Olsaydı da konuşsaydık. Şey yani, de mesela ilginç. Yani bu 15 Temmuz'dan sonra diyor ki, hani burada devletin yanında durmanın, yani bu darbeye karşı çıkıyor 15 Temmuz darbesine. Evet. Bundan dolayı IŞİD'çiler tarafından, DAEŞ'çiler tarafından, evet, çok sert şekilde eleştiriliyor. Evet. Yani ölüm tehditleri alması, hatta kafir olarak evet, görülüyor. Evet. O da mesela ilginç bir ayrıntı. Tabii şimdi biraz önce bahsettiğim husus temeli. Yani El-Kaide ve DAEŞ ile ilgili temel. İlerleyen süreçte IŞİD yanlılarının Halis Bayancı'ya yönelik olumsuz görüşleri olduğu, hatta kendi aralarındaki yazışmalarda kafir olarak ilan edip öldürülmesine yönelik beyanatları olduğunu istihbarat raporlarından, evet, öğreniyoruz biz de. Evet. Hani bunlar varken örgüt yöneticiliği olarak suçlanması biraz tuhaf oluyor tabii. Şimdi bir de işin medya boyutu da var. Evet. Şimdi medyadaki haberlere baktım. Dosyayı incelerken bir taraftan da, yani 3 hafta yakın dosyaları inceledim. Bir taraftan da medyadaki haberlere baktım. Şimdi medyada
İşte şu kadar bomba bulundu, şu kadar silah bulundu türünden haberler yapılmış. Evet. Ama dosyaların hiçbirinde bomba falan yok. Yani böyle silah, mühimmat şeyleri falan yok. Sizce niçin bu şekilde dosyada bile olmayan, yani devlet bile hani böyle bir şey bulduk falan demiyor, dosyada bile olmayan bir şeyi medya niçin bu şekilde servis ediyor? Şimdi 2014 6-7 Ekim olaylarında Tevhid dergisinin İstanbul'da, Van'da, Diyarbakır'da bütün binalarına saldırı oldu. Hatta genel merkezinin olduğu yerde bir bomba bulundu ve imha edildi. Halis Bayancık'la ilgili İstanbul Valiliği'nden saldırı olabileceği koruma verilmesiyle ilgili gelip kendisinin isteyip istemediği soruda istemediği beyanı üzerine evrak imzaladı, gönderildi. Şimdi böyle bir süreçte sürekli saldırının olduğu süreçte bile silah yok, bir eylem yok ama sürekli bunlar söyleniyor. Ellerinde bir delil olmamasına rağmen yoğun şekilde bir sanki algı oluşturuyorlar. Yani bu El-Kaide'nin, IŞİD'in Türkiye sorumlusu şeklinde silahlar çıktı, bombalar çıktı diye özel bir algı çalışması var. Bu çok net bir şekilde görülüyor çünkü dosyalarda yok. Evet. Yani. Hatta bu operasyonlardan birinde komşusu Star gazetesi yazarlarına Muharrem Coşkun da arama tanığı olarak olaya şahit olup daha sonra bu tür haberlerin çıktığında yani ne bombası silahı, adamın evinden çıkan kitap ve Arapça yazılı kağıtlar, yani eşinin tuttuğu notlar ya da işte sınav kağıtları vesaire benzer şeyler diye tepki gösterdi. Şimdi en yakında olan kişi bile bunu söylüyor, belki sesi yeterince çıkamıyor. Dosyalarda silah diye, silahla bağlı, Halis Bayancık'la ilişkilendirilebilecek bir silah yok. Hı hı. Peki Avukat Bey, şimdi dosyada şu dikkatimi çekti. Hı hı. Bir takım ailelerin şikayetleri var. Mesela evet. Bir anne diyor ki benim oğlum işte Halis Bayancık'ın sohbetlerine gitmeye başladıktan sonra değişti, okulu bıraktı. Hı hı. İşte başka bir kadın diyor ki benim eşim işte namaz kılmıyordu, namaza başladı ama çocuğumuzu okuldan aldı ve değişti. Şimdi ben bilmiyorum, bu soru bir hukukçuya mı sorulur yoksa bir sosyoloji çalışan birisine mi sorulur ama bu netice itibariyle dosyada var evet. Bir suçlama olarak. Sizce niçin böyle bir değişim yaşıyorlar? Yani bu ailelerin söylediklerine göre bir değişim yaşanıyor. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Şimdi, mesela Halis Bey'le konuştunuz mu bunu hiç? Şimdi internette bir takım videoları var. Onları izleyen kişiler de Halis Bayancık'tan kaynaklı ya da başka şeylerden kaynaklı bir takım değişimler olmuş olabilir. Hı hı. Aileleri de bilgisayarlarını, telefonlarını yani ya da işte neleri izliyorsun diye takip ettiğinde gördükleri figür Halis Bayancık olduğu için ve hakkında araştırma yaptıklarında da başka bir haber çıkmadığı için yani 2008'den beri medyanın oluşturduğu bu algı yüzünden ailelerinde ilk aklına gelen hani çocukları da istemedikleri bir şeye yöneldiyse, işte Suriye'ye gitmek vesaire gibi bunu Halis Bayancık'a bağlıyorlar. Ama bu giden kişiler, yani bir kere ya mescitlere gelmiş ya gelmemiştir, internetten takip eden kişiler, yakın çevresinden, yani öğrencileri olarak 10 yıldır, 12 yıldır etrafında bulunan ve ülke dışına çıkıp Suriye'ye vesaire giden yok. Yani bunu bu şekilde anlamak daha doğru diye düşünüyorum. Yani böyle bir sistemli bir şekilde, hani Halis Bey'in sohbetlerine gelenlerin böyle sistemli bir şekilde bir yerlere savaşmaya gitmesi gibi bir durum yok yani diyorsunuz. Şimdi örnek vermek gerekirse mesela siyasi partiler var. CHP, HDP. Onlara giden, daha sonra başka yerlere giden kişilerin sorumluluğunu bu partilere yükleyebileceksek Halis Bayancık'a da o çerçevede yükleyebiliriz. Peki Serkan Bey, şimdi şöyle bir durum da var. Mesela suçlanıyor hem El-Kaide'nin hem IŞİD'in, DAEŞ'in sorumlusu olmaktan. Ama delil olmadığı için bu sefer başka bir tarafa çekilmiş. Dosyalarda bu dikkatimi çekti. Diyor ki, evet yani çok böyle elde bir delil yok. İstihbarat raporları da El-Kaide ve IŞİD'in Türkiye'ye sorumlusu olduğuna dair teyit edilmesi gerekiyor. Bu bilgi doğru olmayabilir şeklinde istihbarat raporları var. Ama diyorlar, İleride El-Kaide gibi olabilir veya işte ileride işte IŞİD gibi silahlanabilir, bunlar gibi bir silahlı mücadele başlatabilir şeklinde
bir niyet okuma var. Böyle bir niyet okuma üzerinden hukukta bir insan cezalandırılabilir mi? Şimdi niyet okuma ilk dosyadan itibaren var. İleride silahlı mücadeleye girişebilecekleri. Yıl 2008. Sonra 2011 dosyası açılıyor. Orada da söyleniyor. Hı hı. 2014-15, 2017 dosyaları açılıyor. Orada da söyleniyor. Ve günümüzde bir daha dosya açılırsa onda da söylenecek. Ama bu süreç içerisinde o beklenenle ilgili hiçbir gelişme olmadı. Yani silahlı mücadeleye girişebilmeleri için yapmaları gereken ve somut bir delil olarak, istihbari bir faaliyet olarak ortaya konulmuş hiçbir şey yok. Hı hı. Dosyada yine dikkatimi çekti Serkan Bey. Şimdi Haris Bayancık hani videoları falan seyredildiğinde de bir takım fikirleri var kendine ait. Bunu katılırsınız, katılmazsınız. Doğru görürsünüz, yanlış görürsünüz. Ama şu, mesela işte okullara gönderilmesine karşı çıkıyor devletin okullarına. Veya oy kullanılmasını doğru görmüyor. Bunun gibi bir takım fikirleri var. Bir insan hani bu tür fikirlere sahip olduğu için El-Kaide ve IŞİD'in sorumlusu olmakla suçlanabilir mi? Veya şöyle sorayım. Bir insan mesela okullara gönderilmesine karşı çıkıyorsa, oy kullanmaya karşı çıkıyorsa bunun suçu nedir hukukta? İdari yaptırımlar vardır. O uygulanır kişilere. Mesela bizler de yeri geliyor oy kullanmıyoruz. Bunun idari para cezası varsa öderiz. Hani oy kullanmayın demek de suçsa, ayrı bir şey teşkil edecekse onunla ilgili de ayrı bir yargılama yapılır. Ama bunlar eşittir bir silahlı terör örgütünün yöneticisi olacağı anlamına gelmez. Şimdi bunlar dolgu malzemesi yapılıyor. Hı hı. Adem Bey. Özellikle ikinci hazırlanan 2011 iddianamesinden biraz bahsedersem mantığını da belki daha iyi izah etmeye çalışırım. 9 tane fikir açıklaması var. Biraz önce bahsettiğiniz gibi beğenelim, beğenmeyelim. İşte demokrasi, oy kullanma, çocukları okula göndermeyin vesaire gibi. Bunların 9.sunda diyor ki, aslında tam okumak da isterim, müsaade ederseniz onu da kısaca okuyayım. İnternette tevhid davasına zarar veren münafıklar başlıklı videoda İslam'ın en büyük zararı kafirleri, Yahudi ve Hristiyanları dost edinenlerin münafıkların verdiğini ve bunun günümüzdeki örneğinin dinler arası diyalog adı altında İslam'a, millete hizmet ettiğini düşünenler tarafından gerçekleştirildi. Şimdi bu bir delil. Dinler arası diyalog. Karşı çıkması değil mi dinler arası diyalog? İşte bu bir delil olarak sanki devletin resmi ideolojisi ya da görüşüymüş gibi alınmış 2011 iddianamesinde. Ve bunun üzerine yorum yapılırken de tam şimdi böyle FETÖ'cülerin yani mahkemelere hakim oldukları, yani dinler arası diyalog meselesinde kim rahatsız olur? Nasıl şeye girer, iddianameye girer yani? Bugün girse nasıl girer? Evet, bugün girse nasıl girer? Çok farklı boyutuyla. Şimdi bunlar alt alta konulduğunda esas bunun üzerine yapılan yorum biraz hukuk mantığımıza uymuyor. Şimdi diyor ki, Kur'an ve hadisleri farklı anlamlar yükleyip örgüt üyelerinin oluşturulan bu sakat dini bakış ve şuurla, hani Kur'an ve hadislere farklı anlamlar yüklediği söyleniyorsa bunu bir Cumhuriyet Savcısı'nın yapmaması lazım. Evet. Çünkü karşılarında biz beğenelim beğenmeyelim, dini konularda bilgili olduğu düşünülen bir kişi var. Hatta Diyanet'in yayınladığı ama kabul etmediği söylenen bir rapor var. Orada Haris Bayancı'nın dini bilgisiyle ilgili temel kaynaklar hakkında bilgi sahibi, yani dini kaynaklar hakkında bilgi sahibi olduğu söyleniyor. Şimdi eğer sağlıklı bir yargılama yapılacaksa, objektif bir bakış açısı olacaksa, bir kere insanların dini bakış açılarını sakat, kötü, yanlış diye tanımlamak olmamalı. İkincisi, Kur'an ve hadislere eğer farklı anlamlar yüklüyorsa, özünden ve manasından değiştiriyorsa, bunun böyle olduğunu bir en azından komisyon ya da işte bilirkişi heyeti tarafından, biz Cumhuriyet Savcısı, hakim ya da avukat tarafından değil. Evet. Biz bilmek zorunda değiliz. Bu bir ayıp değil. Fikre, düşünceye, fikirle cevap vermek lazım. Düşünceyle cevap vermek lazım. Yani eksik, yanlış denilen hususlarla ilgili gerçekten öyle mi? Önce onu koymak lazım. Yani bize şöyle de bir savunma hakkı verilmesi lazım. Eğer bu çerçevede değerlendirilecekse.
Yani şu görüşlerin İslam'da yok, Kur'an'da yok, hadiste yok diyorlarsa önce Halis Bayancı bunları nereden aldığını belirtir. Ondan sonra bu bilirkişiye gider, bunlar var mı yok mu, temelinden, anlamından saptırılmış mı? Bir değerlendirme yapılır, biz de ona karşı savunma yaparız. Yani şimdi siz dinler arası diyaloğu koyduğunuz ve karşınızdaki kişinin dini bakış açısını sakat dediğiniz zaman herkes birbirine desin, anlaşamayalım. Bugün zaten Türkiye'de geldiğimiz, hukuk adına geldiğimiz nokta bu olmamalı. Evet. Bir de şey dikkatimi çekti Serkan Bey, Selefi olmakla suçlanıyor Halis evet. Bayancık. Evet. Selefi olmak hukuka göre suç mu? Yani böyle bir tanım şey var mı yani? Şimdi zaten kendini Selefi olarak da tanımlamıyor. Yani. Ama dosyada bu şekilde suçlanıyor. Selefi olmakla suçlanıyor. Evet yani Selefi... Cihadi. Yani ben Selefilikle ilgili açıkçası temel görüşleri, temel argümanları bilmiyorum. Ama Halis Bayancık savunmalarında diyor ki, Diyanet'in ansiklopedisinde Selefilik başlığı altında açıklamalar var. Açın iyi bir şey miymiş, kötü bir şey miymiş, bakın diyor. Yani sizin resmi olarak kabul ettiğiniz çerçevede değerlendirin diyor. Ama bunlar maalesef iddianamelere bu şekilde giriyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Dosyayı konuşmuş olduk. Evet, Sınırsız'ın bu bölümünde Halis Bayancık dosyasını konuştuk. IŞİD'in ve El-Kaide'nin Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen ismin davasını konuştuk. Şimdi fikirlerine katılırsınız veya katılmazsınız. Benim bir sürü katılmadığım fikri vardır. Başkasının da olabilir. Ama bu dosya konuşulmalı. Yani dosya gerçekten çok ilginç bir dosya. Fakat dosya üzerinde medya yoğun şekilde bir algı oluşturuyor. Dosyanın yani eldeki nesnel verilerin konuşulması engelleniyor. Bu dosyanın tekrar tartışılmaya açılması gerektiğini düşünüyorum. Ve hepinizi tekrar görüşene kadar Allah'a emanet ediyorum.